Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Almanya ve Almanya'nın sanayileşme sürecine bakacağız. İlk olarak Almanya'nın şöyle biraz genel özelliklerinden bahsedelim. Sonra sanayileşme sürecinden de yine bahsedeceğiz. Almanya'nın arkadaşlar yüz ölçümü 357.046 km²'dir. Nüfusu 82 milyon. Başkenti Berlin. Kuzeyinden güneyine doğru gidildikçe genel olarak yükselti artar. İklim ılıman okyanusal, yani Karadeniz iklim ve karasal iklimdir. Ekonomisinde daha çok hizmet ve sanayi sektörü ağırlıklıdır. Öne çıkan özelliği ise ülke Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük ekonomisidir diyebiliriz. Biraz haritadan bakarak komşularına birlikte bakmaya çalışalım arkadaşlar. Ülkenin güneyinde Avusturya, İsviçre gibi ülkeler bulunur. Kuzeyinde Danimarka ve Atlas Okyanusu bulunur. Batısında Belçika, Hollanda, güneybatısında Fransa bulunur. Doğusunda ise Polonya ve Çek Cumhuriyeti yer alır. Yani oldukça fazla komşusu var diyebiliriz. Bakın burada da yine bahsedilmiş komşularından. Yer şekillerine baktığımızda arkadaşlar Almanya'nın yer şekillerini şöyle 3 başlığa ayırabiliriz. Bunlardan ilki Kuzey Almanya ovalarıdır. Orta kısmı bulunuyor. Merkezi Almanya, platoların bulunduğu bir bölge. Güneyinde ise Güney Almanya yer almaktadır. Şimdi Kuzey Almanya ovaları genel olarak yüksekliği 50 metreyi aşmayan ovalardan oluşur. Ortasında ise plato bölgesi vardır ve yüksekliği 1000 metreyi falan geçmez bu plato bölgesinin. Ve bu platoyu önemli akarsular da parçalar. Güneyinde ise Bavyera Alpleri bulunuyor arkadaşlar. Yani dersin, yani konunun başında söylemiştik. Almanya'nın genel olarak kuzeyinden güneyine doğru yükselti artıyor diyebiliriz. Şimdi bunun yanı sıra akarsular bakımından zengin bir ülke arkadaşlar Almanya. En önemli akarsuları Ren, Weser, Elbe. Bunun yanı sıra Almanya'nın kara orman bölgesinden doğup bütün Avrupa'yı kat eden ve Bulgaristan'dan Karadeniz'e dökülen bir nehir daha var. Tuna Nehri. Bu da oldukça önemli bir akarsu. İklimine baktığımız zaman genel olarak arkadaşlar ılıman okyanusal iklim, yani Karadeniz iklimi, artı iç kesimlerinde de yer yer karasal iklimin etkileri görülür. 4 mevsim boyunca yağış alan bir iklim olduğu için de ormanlarla kaplı alanları da vardır ve daha da arttırılmaya çalışılıyor günümüzde de. Orman alanları genişletilmeye çalışılıyor. Şimdi biraz fiziki özelliklerinin yanı sıra beşeri özelliklerine de bakalım. Nüfusunu söylemiştik. 83 milyon civarında bir nüfusu var. Bakın kilometrekare 231 kişi düşüyor. Yani nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölge ki bazı bölgelerde bu yoğunluk daha da artıyor. İşte Ren Vadisi, Ruhr Havzası, Saksonya bölgesinde arkadaşlar kilometrekareye 450 kişi düşüyor diyebiliriz. Şimdi 2016 verilerine göre Almanya nüfusunun %76'sı şehirlerde yaşıyor. Ülkenin en büyük şehrinde, yani Berlin'de 3,5 milyon civarında insan yaşıyor diyebiliriz. Ve ülke nüfusunun %9'unda yabancı işçiler oluşturuyor. Özellikle de bunun büyük bir kısmını Türkler oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi tarım ve hayvancılığına baktığımız zaman arkadaşlar Almanya aslında tabii ki bir sanayi ülkesidir. Ancak yaklaşık 17 milyon hektarlık tarım arazisine sahip olan Almanya'da tarım da oldukça fazla gelişmiştir. Çünkü modern yöntemler kullanır arkadaşlar tarımda. Ve en önemli tarım ürünleri patates, tahıl, şeker pancarı ve üzümdür. Patates üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesidir. Hayvancılığına baktığımız zaman domuz, sığır, koyun ve kümes hayvanları yetiştirilir. Hayvancılığında daha çok besi hayvancılığı, yani mandıra, kapalı alanlarda hayvancılık yapar ki verim fazla olsun diye. Şimdi biraz sanayisine baktığımız zaman Almanya'da ağır sanayi gelişmiş durumdadır. Özellikle Ruhr Havzası, Dortmund, Bremen çevresinde toplanmıştır. Almanya dünyanın en büyük, bakın özellikle buna dikkat çekiyorum, demir çelik üreticilerinden biridir. Sanayinin en önemli kollarından biri de otomotivdir. Zaten bunu siz de biliyorsunuz, Türkiye'ye gelen, Türkiye'de kullanılan birçok otomotiv Alman üretimidir. Tabii otomotivin yanı sıra kimya, petrokimya, elektronik, seramik, kağıt, gemi yapımı, dokuma,
optik aletler sanayisinde de oldukça gelişmiştir diyebiliriz Almanya için. Şimdi biraz ulaşımından bahsedelim. Zira daha sonra sanayi gelişiminden daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bakın bu kadar otomotiv sanayinin, ağır sanayinin geliştiği bir bölgede arkadaşlar tabii ki ulaşım sistemleri de gelişmiş olacak. Özellikle Avrupa'nın en önemli otoyol sistemi Almanya'dadır. Bunun yanı sıra raylı sistemin payı da ulaşımda oldukça büyüktür. Ve akarsular vasıtasıyla da ulaşım sağlanabiliyor. Çünkü denge profiline ulaşmıştır akarsuları. Almanya evet çok düzlük bir yer değil ama çok engebeli bir yerde olmadığı için akarsuları üzerinde ulaşım yapılabilmektedir. Arkadaşlar tabii ki bu kadar sanayinin, tarımın geliştiği bir bölgede ticaret de oldukça fazla gelişecek. ABD'den sonra ekonomik güç ve dış ticaret yönünden dünyanın ikinci büyük devletidir. Arkadaşlar Almanya dışarıya daha çok tıbbi malzeme, çeşitli makineler, elektronik eşyalar, başta otomobil olmak üzere motorlu araçlar, kimyasal maddeler, demir çelik, gemi ve silah satarken dışarıdan tabii ki daha çok ham madde alıyor arkadaşlar. Petrol, gıda maddeleri ve dediğimiz gibi çeşitli ham maddeleri getirtir. Şimdi Almanya daha çok Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapar. Ticari ilişkilerinin yoğun olduğu diğer ülkeler ise ABD, Japonya ve Tayvan'dır. Şunun muhakkak şöyle bir altını çizelim, bir yıldız atalım. Almanya Türkiye'nin dış ticaretinde birinci sırada yer alır. Almanya ile ticaretimiz oldukça fazla gelişmiş durumdadır. Türkiye Almanya'dan çeşitli makineler, elektrikli aletler, otomobil, optik aletler, kimyasal ürünler alırken Almanya'ya gıda maddeleri, tekstil ürünleri, renkli televizyon alıcıları, otomobil yedek parçaları ve çeşitli ham maddeler de satar. Yani yoğun olarak ithalat ve ihracat yaptığımız bir ülke Almanya arkadaşlar. Evet, soruları siz evde kendiniz çözeceksiniz. Zor sorular değil. Şimdi bizim için önemli olan Almanya'daki sanayileşme sürecidir. Şimdi biliyorsunuz ki ilk olarak sanayi devrimi İngiltere'nin Manchester'da başladı. Ama birçok ülkeye özellikle de Avrupa başta olmak üzere her yere yayıldı. Bir Avrupa ülkesi olan Almanya'da bu durumu örnek olarak gösterilebilir. Bakın 19. yüzyılın başlarında Almanya bir tarım ülkesiydi aslında. Nüfusun büyük bir kısmı arkadaşlar tarım sektöründe çalışıyordu. Ev tipi üretim yapmaktaydı diyebiliriz. Fakat hemen bu dönemde hızlı bir şekilde Almanya sanayi teşvikleri yaptı ve böylelikle sanayinin önü açılmış oldu. Bunun yanı sıra aynı dönemde Berlin Sanayi Enstitüsü, Endüstriyel Teknoloji Okulları'nın kurulmasıyla da ülke dışından teknik ve endüstriyel bilgilerin ülkeye girişi sağlandı. Yani bu sayede Almanya'da sanayileşme için gerekli adımlar atıldı diyebiliriz. Ev tipi üretimin yerini fabrikalar aldı arkadaşlar bu dönemde. Bunun ilk örneği 1784 yılında Düsseldorf'ta inşa edilen tekstil fabrikasıdır. Daha sonra arkadaşlar tekstil diğer bölgelerde de gelişmeye başladı diyebiliriz. 18. yüzyıldan itibaren Ruhr bölgesinde kömürle çalışan fırınların yer aldığı fabrikalar kurulmuştur. Özellikle bu Ruhr havzası Almanya'nın en önemli sanayileşen bölgesidir diyebiliriz. Böylelikle bu kömürle çalışan fırınlar vasıtasıyla bölgede demir çelik üretimi de arttı. Almanya'da tekstil sektörü İngiltere'ye oranla daha yavaş gelişti ama demir çelik daha hızlı arttı diyebiliriz. Ren Nehri üzerinde gemilerle ticaret yapmaya başladı Almanya. Ruhr bölgesinde ürettiği ürünleri Ren Nehri vasıtasıyla taşıdı. Kuzeydeki Hamburg limanına ve buradan da dünyaya açıldı diyebiliriz. Şimdi yine lokomotif üretiminde de Almanya çok önemli bir yere sahip oldu kısa bir süre içinde. Berlin ve Münih lokomotif üretim merkezleri haline geldi bu dönemde. 1871 yılında Almanya İmparatorluğu'nun kurulmasıyla sanayide belirgin bir şekilde büyüme gerçekleşti. Bu döneme aslında ikinci sanayi devrimi de deniliyor Almanya'da. Çünkü kimya ve elektrik sanayisinde de büyük bir gelişme yaşandı bu dönemde. Tabii otomotiv, gemi, silah üretiminde de artış sağlandı.
Almanya'nın sanayisinde İngiltere'ye geride bıraktığı bu süreçte kimyasal gübre üretimiyle tarımsal verimde artış kat edildi diyebiliriz. Şimdi 1. ve 2. Dünya Savaşları Avrupa'da sanayi faaliyetlerini ciddi anlamda sekteye uğrattı. Bu savaşları kaybeden Almanya ekonomik yönden büyük yara aldı. Ancak savaştan sonra hükümetin uyguladığı doğru ekonomik politikalarla Almanya tekrar ayağa kalktı diyebiliriz. Günümüzde Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden biridir ve tabii ki söyledik arkadaşlar, Avrupa için birinci sırada yer alır ekonomik açıdan. Şimdi biraz biz sanayiye baktık Almanya için, özellikle Almanya üzerinden ilerleyerek. Şu anda da biraz tarım ekonomi ilişkisine değineceğiz. Fransa ve Somali örneklerini kıyaslayacağız. Fransa'da tarım ne alemde? Somali'de tarım nasıl yapılıyor? Biraz bu iki gelişmiş ve gelişmemiş ülkeyi birbiriyle kıyaslamaya çalışalım. Fransa ile başlayalım. Fransa'nın başkenti Paris. Tabii önce genel özelliklerinden Almanya'da olduğu gibi biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Başkent Paris, yüz ölçümü 543.945 kilometre kare, nüfusu 67 milyon. Yüzey şekillerine genel olarak baktığımızda kuzeyinde ovalar, güney ve güneydoğusunda dağlar yer alıyor. Özellikle İspanya ile bu Pirene dağları Fransa arasında bir set sınır oluşturuyor diyebiliriz. Yani ülke için genel olarak kuzeyden güneye doğru yükselti artıyor tabirini kullansak yanlış olmaz. İklimine baktığımızda çok çeşitli Akdeniz, step, ılıman okyanusal iklimler. Ve bakın şunu belirtmem gerekiyor. Türkiye ile iklim açısından en benzer olan ülke Fransa'dır arkadaşlar. Şimdi sanayi ve hizmet sektörü ağırlıklıdır ekonomisi. Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisidir. Avrupa Birliği'nin tarım ürünü ihtiyacının da %25'ini karşılar diyebiliriz. Şöyle biraz komşularından bahsedelim. Kuzeyinde Belçika, güneyinde Akdeniz, doğusunda İsviçre ve İtalya, kuzeydoğusunda Lüksemburg ve Almanya, batısında Atlas Okyanusu, kuzeybatısında ise Manş Denizi, güneybatısında İspanya ile çevre olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın şu dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu ülkenin hem okyanusa hem de bir iç denize kıyısı var. Şimdi ülkenin büyük bir bölümü alçak arkadaşlar. Çok yüksek bir ülke diyemeyiz ama İtalya sınırındaki Mont Blanc tepesi Avrupa'nın en yüksek yeridir. Sen, Rhone, Loire önemli akarsularıdır diyebiliriz. Şimdi iklim tiplerini söyledik. 4 tane farklı iklim tipi görülüyor ve Türkiye ile çok benzer olduğundan bahsettik. Buna bağlı olarak iklim değişkenliği olduğu için bitki örtüsü de oldukça çeşitlidir arkadaşlar. Makiler, çam ormanları, geniş yapraklı ağaçlar, stepler ve dağ çayırları ülkenin bitki örtüsünü oluşturur. Fransa'nın yaklaşık %31'i ormanlık alanlardan oluşur. Nüfus artış hızı Avrupa ülkelerine göre çok düşüktür. Nüfusun büyük bir bölümü de şehirlerde yaşar. Oldukça büyük bir bölümü. Şimdi arkadaşlar Fransa ekonomisinin %2'si 3'ü tarıma, %20'si sanayiye, %75'i hizmete dayanır. Kaldı ki gelişmiş ülkelerin birçoğunda hizmet sektörü oldukça fazla gelişmiştir diyebiliriz. Fransa topraklarının %52'si tarımsal faaliyetler için uygun arazilerden oluşur. Az önce söylemiştik zaten. Fransa Avrupa Birliği ülkelerinin tarım ihtiyacının %25'ini karşılıyor. Modern yöntemlerle tabii ki tarım yapıyor. Ülkede en fazla buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, üzüm, elma, patates yetiştiriliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2016 verilerine göre de ülkede en fazla arkadaşlar şeker pancarı yetiştiriliyor diyebiliriz. Sonra buğday, mısır, arpa, patates, üzüm bunu takip ediyor. Şimdi tarımda olduğu gibi Fransa hayvancılıkta da tabii ki modern yöntemler kullanıyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğu bu şekilde yapıyor zaten. Kuzey ve batı kesimlerinde sığır, güney kesimlerinde daha çok koyun ve keçi yetiştiriliyor. Aynı zamanda domuz besiciliği ve kümes hayvancılığı da gelişmiştir. Balıkçılığa elverişli bir konumda bulunan ülkede modern yöntemlerle balıkçılık yapılmaktadır. Balıkçılık da çok ilerlemiş midir? Hayır, ama kendilerine yetecek kadar balık üretimi yapmaktadırlar. Şimdi biz gelişmiş bir ülkenin
tarımsal özelliklerine baktık. Tarım ve hayvancılıkta kullandığı yöntemleri konuştuk ve aldığı verimlerden bahsettik. Şimdi bir de gelişmemiş bir ülkenin tarımsal üretimine bakalım. Bakalım hangi yöntemleri kullanıyor, nasıl bir başarı kat ediyor, kaydediyor. Onu birlikte görelim. Somali ile devam edelim. Başkenti Mogadishu, yüz ölçümü 637.657 kilometre, nüfusu 14 milyon, arazisi genel olarak plato ve düzlüklerden oluşuyor arkadaşlar. Afrika'nın en uzun sahil şeridine sahip olan ülkesidir. Genel olarak kurak ve sıcak bir tropikal iklim görülür. Tarım ve hayvancılık sektörü ağırlıklıdır ekonomisinde. Öne çıkan özelliği ise konumu ve sahip olduğu kıyı şeridi itibariyle Orta Doğu petrollerinin en önemli geçiş güzergahında bulunur. Aden Körfezi'nin kıyısı olduğu için arkadaşlar, bakın şurada da görülüyor. Şu Kızıldeniz'den gelen, Orta Doğu'dan gelen bütün gemiler şuradaki Babülmendeb Boğazı'na geçmek zorunda kalıyor. Burada Somali önemli bir paya sahip diyebiliriz. Ülkenin biraz konumundan bahsetmiş. Kuzey batısında Cibuti, güney batısında Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve Yemen, doğusunda Hint Okyanusu, batısında Etiyopya yer alır. Arazisi genel olarak düzlük dedik. İkliminden bahsettik. Kurak ve sıcak bir tropikal iklimi vardır. Alçak ve düz olan Güneydoğu bölgesinde Kenya sınırına yakın kısımlarda sıcaklık genel olarak yüksek ama yüksek dağlık alanlarda sıcaklık düşmektedir. Orman alanları ülke arazisinin sadece %10'unu oluşturur. Nüfus artış hızı oldukça yüksek, %2,5. Fransa'ya ve diğer gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek diyebiliriz. Nüfusun dağılışı doğal koşullarla etkilenir. Gelişmemiş bir ülke olduğu için tabii ki doğal koşullar nüfusun dağılışını etkiliyor. Daha çok insanlar iklimin uygun olduğu, yer şekillerinin uygun olduğu bölgelere yerleşmeyi tercih ediyorlar ve nüfusunun büyük bir bölümü arkadaşlar kırsal kesimde yaşıyor. Yarısından fazlası, oldukça büyük bir bölüm diyebiliriz. Ve Somali ekonomisinin %60'ı tarıma dayanıyor. Bakın Fransa'nınki ne kadar azdı hatırlayın. %30'u sadece hizmete dayanıyor. Fransa'nın %75'i hizmete dayanıyordu. Ve %10'u sanayiye dayanıyor diyebiliriz. Birleşmiş Milletler 2015 yılı verilerine göre nüfusun %65'i tarım sektöründe çalışıyor. Ülke topraklarının %70'i tarım ve hayvancılığa uygun. Fakat ülkede arkadaşlar ilkel tarım yapıldığı için tarımdan alınan verim çok da yüksek değil. Ülkede en fazla şeker kamışı, mısır, susam, domates, süpürge otu, sebze ve meyve yetiştiriliyor. Ancak 2016'da en fazla yetiştirilen ürünü 210 bin ton ile şeker kamışıdır arkadaşlar. Bu ürünü taze meyveler, süpürge otu, sebze, mısır, domates ve susam izlemektedir diyebiliriz.